arasında. O yüzden bu şekilde biraz azız. Tabii köşe yazarlarımız da var burada. Öncelikle bu organizasyona bize bu mekanın kapılarını açarak destek sağlayan ve her zaman basın camiasına desteklerini esirgemeyen İsmail Uzunoğlu'na nam-ı değer Kerimoğlu İsmail'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi burada değil herhalde, işi var. Arkadaşlar aynı zamanda Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Süleyman Akbulut'un da çok çok selamları var size. Selamını iletmemi istedi ve bayramınızda kutladığını dile getirmemi istedi kendisi. Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli üyeleri, basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü ve basın bayramı nedeniyle düzenlediğimiz eş zamanlı dayanışma kahvaltımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar an itibariyle şu an Menteşe'de, Marmaris'te, Bodrum'da, Milas'ta ve Dalaman'da temsilciliklerimizde de üyelerimizin katılımıyla şu an kahvaltı düzenlenmekte. Biz de burada Fethiye'de düzenliyoruz. Bugün basın özgürlüğü için kutlanan 24 Temmuz'da basın özgürlüğü tartışılsa da basın mensuplarına ve medya kuruluşlarının özgür olabilmesi adına verilen ve gazetecilerin gerçekten bayram kutlayacağı günler için mücadeleye devam ediyoruz. Ülkemizde sansür üzeri kapalı da olsa uygulanmakta. Bu nedenle bizler 24 Temmuz'ları basın bayramı olarak değil, basın özgürlük ve dayanışma günü olarak kutlamak istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada özellikle yerel basınımızın var olma mücadelesi var söz konusu. Yerel basının gelişen teknoloji, dijital medya unsurları nedeniyle yaşam sürmeleri güçleşmiştir. Yerel basınımızın yaşatılması ve bu yöndeki desteklerin sürdürülmesi, şehirlerin arşivi konumundaki gazetelerimiz için hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle zor koşullarda özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımızın ve siz değerli üyelerimizin 24 Temmuz Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. Sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir meslek yaşamı diliyoruz. Arkadaşlar, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız da selamını iletmiştim daha önce size. Cemiyet olarak şu zamana kadar birçok çalışma yapıldı. Hem mesleğimiz hem de meslektaşlarımız adına. Zamanı gelince de projelerimizi de hayata geçireceğiz. Biliyorsunuz tek gelirimiz aidatlarımız. Aylık 10 TL. Bu da bir şey değil. Senelik 100 lira yapıyor. 120 lira yapıyor. Senelik 120 lira yapıyor. Bu konuda da sizlerden duyarlılık bekliyoruz. Yönetime iletmek üzere sizin öneri ve isteklerinizi, dileklerinizi de alabilirim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.